alıntıdır. Nasıl geri zekalı olduk? Milyonlarca yıl süren evrimden sonra, gelişimine 50 bin yıl önce tamamlayan insanoğlu, beyin ve zeka olarak genetik değişimine uygun hızla evrilseydi şu anda galaksiler arasında seyahat ediyor olurduk. 2. Mısır İmparatorluğu dönemi fizikçi ve gökbilimci Camoz Menes, anıt mezarların ve piramitlerin ölümden sonra, oralara gömülen kimseyi canlandırmayacağını söylediği için öldürüldü. Soyu devam etmedi. Antik Mısır'ın diğer bir filozofu Amenhotep, insanları mumyalayarak öbür dünyaya gönderemezsiniz, dediği için ailesiyle birlikte yok edildi. Soyu devam etmedi. Romalı filavus Laertius Clodius, matematikçi, gökbilimci ve filozof, Roma tanrılarının masal olduğunu söylediği için katledildi. Soyu devam etmedi. Antik Yunanlılar, devrin en büyük filozofu Sokrates'i 2500 yıl önce Yunan tanrılarına inanmadığı için öldürdüler. Soyu devam etmedi. Giordano Bruno, İtalyan filozof. Kapalı evren görüşünü ilk reddedenler arasında. Dünya güneş etrafında dönüyor dediği için kilise tarafından Roma'da diri diri yakıldı. Soyu devam etmedi. Sadece Avrupa İngizisyon mahkemelerinde 50 bin aydın, düşünür, filozof, sanatçı yakıldı. Soyları devam etmedi. Paleolitik çağdan itibaren son 40 bin yılda istatistiksel olarak sayıları 143 milyon olarak hesaplanan üstün zekalı insan, dinlere, tanrılara, dogmalara, tabulara, masallara inanmadığı için öldürüldü ve hiçbirisinin soyu devam etmedi. Soyları devam etseydi bugün dünya insan popülasyonunun %5'i değil %35'i üstün zekalı olacaktı. Öyle olunca Endülüs ve İskenderiye kütüphaneleri yanmamış olacaktı. Bilim, sanat, felsefe üreten değerli insanlarla birlikte bugün fosil yakıt yakmadan daha temiz bir dünyada yaşıyor olacaktık. Bizim de zeka seviyemiz bugünkü aptal halimizle kıyaslanmayacak kadar yüksek olacaktı. Akşam sokağa çıkınca birbirinize bakın ve bilin ki hepimiz geride kalan düşük zekalı insanların torunlarıyız. Akıllı, üstün zekalı nesil tarih boyunca yobazlar tarafından öldürüldü. Akıllı ve zeki insanların genleri bize aktarılamadı.